Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelimi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Modum düşük, şeklim büyük. Bugün defalarca 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 belirttiğim şey olacak. 10 Ağustos 2023. Serdar Ayacak, Altay'ı, Inter, Ajax, Manchester United istiyordu. Nerede? Kardeşim hiç kimse istemiyor. İsteyeni yok hikaye. Ya bunlar tamamen uydurma ya. Hani ne oldu kardeşim? Manchester'a gidiyordunuz. Ha İngilizce de görelim. Dediği birilerinin kanına dokunan, birilerinin kaçtı diye e, yanık kremlerinin markasını ortaya döktüğü Altay Bayındır. Resmi olarak Manchester United'da Altay'ın öyle sözleri var ki yani kalp dayanmaz bu sözlere. Gerçekten duygusal bir veda. Öner Bahçemiz'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın lisansı iptal edildi. Ki zaten e, biliyorsunuz bu süreci. Ve TFF'ye bildirildi. Manchester United cephesi de açıkladı. Altay Bayındır'la 4 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti. Sözleşmenin mali detayları. Fenerbahçe Altay Bayındır Manchester United'da olan transferinin mali detayları şu şekilde açıklandı. Altay Bayındır'ın 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer olduğu duyuruldu. Hocam hani 7 idi, hani 6 idi, hani 5 hani 6'ya serbest kalma maddesi vardı, hani şuydu, hani buydu. 5 milyon euro keş alındı kasada. Oyuncunun sonraki satışından %20 pay yani 10 milyon euroya gitti. Yüzde 20'si ne yapar? 2 milyon euro daha geldi. Etti sana 7. Ayrıca 10 milyon euroyu geçmesi halinde artı 1 milyon euro daha pay. Yani 10 milyon 100 bin diyelim 8 milyon euro civarında bir para yapıyor. Altay bu sıçrayışı yapabilir mi hocam? Yapar arkadaşlar. Sizin çöplediğiniz, sizin beğenmediğiniz, sizin organize birileri tarafından tahrik edilip saldırdığınız Altay Bayındır bunu yapabilir. Yapar da. Şimdi kıymetli dostlar Altay'ın ilk sözlerini açıklayayım. Manchester United'a e katılmak ve bu inanılmaz kulübün temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Manchester United tarihindeki ilk Türk oyuncu arkadaşlar. Manchester United tarihindeki ilk Türk oyuncu. Birileri diyor ya işte kaçtı diye. Kaçış öyle olmaz. Kaçış Pensilvanya'ya doğru olur. Kaçış Yunanistan sınırına doğru olur. Kaçış ferbotlu olur. Anladınız mı? Kaçış arkasına bakmadan olur. Ya yani biz bunun adına satış diyoruz. Gerçi siz satışı da iyi bilirsiniz ama bunu söyleyen arkadaşlar. Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyi vereceğim. Böyle tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Her birimizin istendiğinde performans göstermeye hazır olması için Birbirimizi destekleyeceğiz ve her gün yüksek standartları ortaya koyacağız. Fenerbahçe'de 6'ya veda etti. Bu arada arkadaşlar bakın kaleci antrenörleri de değişti. Şimdi görün bakın ben iddialı sözler söylemeyi seven bir adam değilim. Ama söylediğim zaman da lafımın arkasında duran bir adamım. Yani kaleci antrenörleri, antrenörleri iyi olduğu zaman 6 ay bayındır çok iyi oluyor. Ben Fenerbahçe'deki şu an mevcut kaleci antrenörlerini kötülemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama kaleci antrenörleri iyi olduğu zaman bu çocuk çok iyi oluyor. Ee, bakalım ne olacak. Fenerbahçe'de bir veda mesajı paylaştı. İşte o paylaşım. Yolun açık olsun Fenerbahçe'nin evladı Altay bayındır. 21 yaşında merhaba dediğin çubukluğuyla bugün bir hikayeyi geride bırakıyorsun. Zor günler yaşadın belki. Belki çok üzüldün. Çok üzüldük ama Sarıla Civert'e inanmaktan bu formaya bağlılıktan hiç vazgeçmedin. Şimdi senin için yeni bir meydan okuma başlıyor. Unutma ki kulübün ve taraftarın hep de. Fenerbahçe hep senin evin. Kalplerimiz hep yanında. Başarıların, gururumuz, mutluluğun, mutluluğumuz olacak. Yolun açık, şansın bol olsun şeklinde. Ali Koç diyor ki, Altay Fenerbahçe'ye transfer ederken aradım. Sen hangi takımlısın dedim. Cevap vermedi. Telefonu kapadım. Bu bizden değil dedim. Meğer tam bizdenmiş. Profesyonellik gereği söylememiş diyor. Altay Bayındır'ın. Arkadaşlar kurban olayım. Artık uyanın. Kış uykularınızdan uyanın. Yattığınız yerlerden uyanın. Başka Fenerbahçe'nin olmadığını anlayın artık. Ve futbolcularımızı değersizleştirmekten vazgeçin. Bir değerimizi Real Madrid'e bir değerimizi Manchester United'a gönderdik. Ya kim bilir başka kimleri nelere, nerelere göndereceğiz. Bu nasıl bir seviye. Uyanın. Hani Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitap ediyor ya dahili ve harici diye. dahili ve harici betahlar var, var ya. Düşmanlarımız var ya. Uyanın ya. Kendi değerimizi değersizleştirdik. Anabacı bacı sövülecek bir futbolcu değil Altay dediğim zaman bana bile kızdınız. Bırak hocam Altay Bayındır piyarı kasmayı diye. Ya yeter. Bugün Altay'a, yarın Mert Hakan'a, öbür gün İrfan Can'a. Bunun sonu gelmeyecek. O gün sahada futbolcu kötü performans gösterebilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Olabilir. Ya 8 oyuncu sattık. 8 oyuncu. 8 oyuncu sattık ve kasamıza 57.1 milyon euro yani 1.65 milyar lira koyduk. Uyanın ya kış uykularınızdan uyanın. Sizi Fenerbahçe'ye düşman edenlere dinlemeyin artık. Ben de dahil eğer ben size düşman ediyorsam beni de dinlemeyin karaktersizsiniz eğer dinlerseniz haysiyetsizsiniz dinlerseniz yeter abi her oyuncumuzun her değerimizi ya o gün sisteme göre taktiğe göre o oyuncu oynamıştır iyi oynamıştır kötü oynamıştır bırakın bunları artık ay ettiğiniz küfürler hakaretler bir düşünün ya çocuk sözleşmesini uzattı sözleşmesini uzattı bak sözleşmesini uzattı kariyerini bitirmek adına Manchester'a gideceğini yani gidebileceğini o da biliyordu Inter Manchester Ajax üçü birden istiyordu ama siz çöplüyordunuz Valla ister beni yanlış anlayın, ister doğru anlayın, ister bu adamla bize hakaret ediyor deyin, ister nerenizden ne şekilde anlıyorsanız anlayın. Fenerbahçe değerlerini artık değersizleştirmeyin. Fenerbahçe düşmanlarının ekmeğine yağ sürmeyin. Fenerbahçeli gibi hareket edin. Sizden ricam bu. Milan'dan Kurniç'e yeni sözleşme teklifi diyor. Avrupa devi takımda kalması için yeni sözleşme teklif etmiş. 29 yaşındaki oyuncu özellikle Suudi Arabistan takımlarının astronomik teklifleriyle Avrupa pazarına girmesi en harekette transfer dönemlerinden birinin yaşanmasına neden oldu. Bir de şunu söyleyeceğim. Bizim futbolcular Arabistan'a da gitmiyor. Yani çöplediğimiz oyuncular hep Avrupa'ya gidiyor ya. Hiç Arabistan'a futbolcu gönderdik mi? Çöplediklerimiz Avrupa'ya gitti ya. Çöplediklerimiz ya. Allah aşkına ya. Gustavo Henrique, Araok ya çöplediklerimiz Avrupa'ya gitti ya. Ya bizde mi sıkıntı var acaba? Bak biz, ben hep söylüyorum bizim hakkımız yeniliyor, adaletli hakkaniyetli, yönetimde biz şampiyon oluruz. Neyse. Radekur'un için Milan da çok istiyormuş, şey, Lyon da çok istiyormuş, Fenerbahçe'de düşünmek için süre istemiş. İtalyan devinin hamlesi falan filan. Lyon Edinçekoyla sık sık görüşüyormuş, Selahattin Bakiyle de Edinçekoyla da görüşmüş arkadaşlar. Ee, böyle bir haber. Şimdi Fenerbahçe'miz dün Twente'yi eledi. Ben ısrarla söylüyorum. Hiçbir takımım, hiçbir rakibimizi çöplemek için demiyorum. Ama hakkaniyetini de verelim. Galatasaray bu Twente'yi eleyemezdi. Açık söylüyorum. Fenerbahçe'de 10 moldeyi yedilerdi, sekizlerde. Ali Koç Manchester United'dan çok büyük bir teklif geldi. Bu teklifte bu teklifte serbest oyuncu olduğu için Fenerbahçe'yi de asla aslında ilgilendiren bir durum yoktu. Ama alta hiçbir mecburiyeti yokken, hiçbir zorunluluğu yokken Fenerbahçe'ye de kazandırmadan gitmem düşüncesiyle Fenerbahçe ile sözleşme uzattı. İşte aidiyet duygusunun bir parçası. Ülkemizi ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edecek Allah yar ve yardımcısı olsun diyor. Ya utan yani utanacağınızı bilseniz suratınıza tükürürdüm diyor ya Hababam sınıfında Ahmet. Artık utanın. Artık bir durun. Twente maçına ilişkin yazarlardan değerlendirmeler. Spor yazarları 1-0 biten maçı değerlendirmiş. Gürcan Bilgiç. Fred ve İsmail maçı yaşadılar. Mert Hakan temposuyla onların peşindeydi. Bak bana sorsanız ben İsmail e harici ikisini de beğenmedim. Sonrasında İsmail Kartal hamleleri yaptı. Joshua King'in 80 metre top sürü penaltı aldığı ana kadar maçı kazanmakla ilgili hiç işaret yoktu. Fenerbahçe'nin oyununda. Bu sezonun sihri de burada aslında. Takım her maçı ayrı bir kahraman çıkarabilecek kaliteye geldi. İyi de hocam bak sen takımı destekle diyorsun. Dünkü takım kötüydü. Kötüye iyi mi diyelim? Hayır dünkü takım kötüydü. Niye kötüydü dünkü takım? Niye kötüydü? Hadi onu konuşalım. <laughs> hani ilk maçı 5-1 kazandığı için ikinci maçta 4-0 bile kay, ka yani 4-0 değil mi? 3-0 kaybetse bile bir üst tura çıkacağı için olabilir mi acaba? Bir düşünün bakalım olabilir mi? Ya arkadaşlar tamam. Aynı pencereden bakalım. Bu oyun bir daha tekrarlanmaz zaten zannetmiyorum. Çift ayaklı maçlara kadar tekrarlanmaz. Ama tekrarlanırsa tabii ki de eleştireceksiniz. Ercan Güven 5-1 kimyasını bozmuş olmalı Twente'nin. Çünkü ilk yarıdaki gibi futbol oynayan bir Avrupalı takım olamaz. Belli ki Fenerbahçe'ye karşı ayıplı günahlı bir özel muamele içindeydiler. Hezimetin rövanşında. Kendilerini açtılar. Kadıköy'de hırçındılar. Evlerinde çirkin oldular. İşin bir de bu boyutu var. Sakatlıktan korunmak için futbolcular tedbir almış olabilir mi? Temaslı, agresif futbol ayvalı ama resmen Fenerbahçe'yi kışkırtmaya çalıştılar. Büyük ihtimal komple revanş olsun diye ilk maçta kendilerinin kaldığı gibi 10 kişi bırakmayı hesaplamışlardı Fenerbahçe'yi. Neyse ki sadece ilk devre süren rengiz motivasyonları akıl almaz girişimlere sürükledi onları. Engin Verel, King'in Hüseyin Bolt gibi sprintiyle gelen penaltı ve Cekon'un usta işi vuruşunu gördük. Öne geçtikten sonra da Fenerbahçe'nin planları tıkır tıkır işledi. Fenerbahçe dün gece sadece bir maç kazanmadı. Avrupa'da nasıl oynanacağını gösteren güzel bir örnek ortaya koyarken rakiplerine de kolay lokma olmayacağını gösterdi. Son sezon Bekao'ya her zaman doğru yerdeydi. Ve harika bir savunma performansı gösterdi. Takımın son 4 maçta sadece bir gol yemesi savunmada da işlerin iyi gittiğini gösteriyor. Ben beka o konusunda size ne dedim? Ben kefilim dedim. Çöp çıkmaz. Ben kefilim. Verildiği paraya değer. Hocam bir yıl sözleşmesi kaldı. Bu kadar para verilir mi? Verilir. Al sana. Şimdi aynı düşüncede misiniz? Ya arkadaşlar bak ben öyle haybeden sallayan bir adam değilim. Anladınız mı? Ya Altay'ı Manchester'a, Arda Güler'e Real Madrid'e, Atilla Selay'ı, Ofenayma, Elif Elmas, Napoli, Kim Minji, Napoli, Bayern Münih. Ya ya Avrupa'nın gözdesi olduk. Artık var ya herkesin gözü üstümüzde ya. Herkesin gözü üstümüzde. Bir sizin. bir sizin değil. Sıradaki Uzay Gökerman. Fenerbahçe sezon başından bu yana çıktı. Tüm resmi maçları kazanarak bu bunu bir alışkanlığa dönüştürmeyi başardı. Bunu yaparken de ortalamada iyi futbol da oynuyor. Liderlik vasfı yüksek oyuncu grubunun takıma sahip çıkmasının bu seriye önemli bir katkısı olduğuna da şüphe yok. Ayet Çetiner. Şimdi Faik Çetiner yılların tecrübesi. Ee, bakalım o ne demiş. Sahadaki görüntü Kartal'ın ikinci hamlesiyle değişti. Mert Hakan ve Tadic'i dışarı alıp İrfancan Can Kahveci ve Şivanski'yi sahaya sürdü. Rakip baskılı oynarken King'in topu orta alana alıp ceza sahasına kadar götürüp penaltı kazandırışı alkışlanır cinstendi. Usta Ceko'nun vuruşuyla Fenerbahçe oyuna geçti. Aslında bu tur Kadıköy'de geçilmişti. Twente karşısındaki futbola pek kafayı takmamak lazım. Ne de olsa 5-1'in rehaveti vardı. Gruplara kalan Fenerbahçe'yi kutlayıp yeni yolculuğunda başarılar dileyelim. Ustalar topluluğu bu takım Avrupa'da da yüzümüzü güldürmeye devam edecektir diyor. Ben şunu söyleyeyim. Hem diyorsunuz ki Fenerbahçe konferans kupasını kazanır hem dünkü oyuna atıp tutuyorsunuz. Hocam dünkü oyun konferansı kazandırmaz. Zaten dünkü oyuna eğer aldanıyorsanız biz hiçbir şey konuşmayalım. Biz bırakıp dükkanı kapatıp gidelim. Çünkü kafanızı çalıştırmadığınız için yani ne söylesem boş. Bu, bu, boş kafaya hiçbir şey girmez. Son olarak da Mehmet Ali Sabuncu sonuçta ev sahibi ekibinin inançlı maça başlaması. Dikkat çekse de Fenerbahçe aldığı sonuçta konferans liginde gruplara kaldı. Bekao müthişti. İsmail'i beğenmedim diyor. Bir iyi bir kötü olmaz. Ben İsmail'i beğendim. Ama İsmail'in yerine gelecek 6 da diyecek ki yani boşuna alınmadı diyecek hep iyi olmalı. King'in penaltı sürecinde ok gibi topu alıp ilerlemesi müthişti. Sonuçta istenilen alındı. Aynen böyle devam. Bizim Anadolu takımlarının biraz Twente kulübünün kendilerine örnek alması lazım. Maç kaybedilse de taraftar coşkusu ve oyun içindeki disiplin bozulmuyor. Bizde olsa 60'ta tribünler boşalırdı. İşte taraftar böyle olur diyor. Bunu Fenerbahçe taraftarı da kendine ders olarak almalı. Fenerbahçe'de bir imza daha geldi. Ömer Bircan ile 3 yıllık imza arkadaşlar. 16 yaşındaki genç kaleci Ömer Bircan ile 3 yıllık sözleşmeye imza atıldı. İtalyan ekibi Pisa, Alman temsilcisi Augsburg ve Danimarka kulübü Midtjylland'ın resmi teklif yaptığı Ömer Bircan Camcı Fenerbahçe ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 16 yaşındaki genç kaleci bu sezon U19 takımı ile maçlara, A takımı ile de antrenmanlara çıkacak. Genç elde U17 milli takımda da kaptanlık yapıyor. Geliyor Volkanlar. Bu arada Fenerbahçe konferans ligine kaldı ama kaç lira kazandı? Fenerbahçe'nin geliri belli oldu arkadaşlar. UEFA konferans liginde gruplara kalan. Bu arada ben bu videoyu saat 16.30'a planlayacağım. Ee, konferans kurası çekilmemiş oluyor ben bu videoyu çektiğimde. Aston Villa ya da Fiorentina'yı çekmeyeceğimizi bilmeyen yoktur aranızda. Bu arada Garanti para artı bonusu söylemedim. Yani 57.1 milyon euro artı 10.9 milyon euro da bonus. Daha da yükselebilir bu bonus. Arda Güler'den Altay Allah yolunu açık etsin abim demiş. Ee, bu paylaşımlar artıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin geliri. Kulüplerin UEFA kat sayılarına ek olarak katılım paylarından aldığı gelir hesaplanıyor. Arkadaşlar hani gruba kaldığı zaman 2.7 milyon euro alınacaktı. Ama UEFA kat sayısı diye de bir şey var. Şimdi düşünün. Adana Demirspor tarihinde ilk defa girecek. O 2.7 alacaktı. Ama Fenerbahçe'nin UEFA kat sayısı yüksek olduğu için 4.219 yani 4.219.000 euroluk bir gelir elde etti. Aybeden havadan 4 milyon 219 bin. Süper para. Ya düşünsene bak arkadaşım. Altyapıdan oyuncu çıkartmışsın. Oyuncuyu hiç beğenmiyorsun. Hiç oynatmıyorsun. Kulübün biri geliyor diyor ki 4.200 hani 219 verelim futbolcuyu bize verin diyor. Ne dersiniz? Hocam Allah derim ne diyeceğim, değil mi? Ya ben olsam Allah derim yani. Siz başka bir şey de diyebilirsiniz. Bakın bir de şunu söyleyeceğim. Biz alt turları da geçtik. Yani nasıl anlatayım size? Biz alt turları da geçtiğimiz için bu tura kadar e ee, kazana kazana geçtiğimiz için aldığımız para daha da yüksekten yani 4.219 sadece gruplara kalma parası. Bu sadece gruplara kalma parası. UEFA'da Konferans Ligi eleme turlarında da 1.6 kazanıldı. Yani 1.6 kazanıldı. E, hocam buradan da para geldi. 1.6 4.2 daha 5.8 yaklaşık 6 milyon euro. Kebap para. Artı kat sayın arttı. Artı kulüpler sıralamasında yerin arttı. Artı galibiyetin geldi. Artı seyirci geliri. Artı reklam geliri. UEFA konferans liginde alınan her galibiyet 500 bin euro. Ben özellikle söylüyorum abidik gubidik takımlar gelsin. Yani 3 tane abidik gubidik takım gelsin. 6'da 6 yapalım. 3 milyon euro da oradan keş parayı alalım. 3 almıyoruz. Grup liderliği 650 bin euro. 3 650 de oradan gelir. Etti sana yaklaşık 9,5 milyon euro. Ve son 32 turuna kaldığın takdirde şey son 16 son 32'ye kaldığında 300 bin euro da oradan geliyor. Etti sana yaklaşık 10 milyon euro. Son 16 turu 600 bin euro. Çeyrek final 1 yarı final 2 şampiyonluk 5 milyon euro. Diyorsunuz ya hocam Fenerbahçe bu turnuvayı kazanabilir durumda. Kazansın da Bayağı bir para elde etsin. Ama hocam Galatasaray'da bir şeyler yaptı. Galatasaray'da çok fazla para aldı. Yani Zaha'nın imza parası artı yıllık ücretine almış oldular doğru şampiyonlar ligine kalınca. 6 ay mayındır çok duyguluyum. Başkanımızın güzel sözleri sonrası. Hayatımda ilk kez böyle bir hissiyat geldi. Çok fazla anım var. Güzel şeyler, sakatlıklar, şanssızlıklar var. 4 ay ağrılarla oynadım. Burası çok farklı bir atmosfer. Duygularımı çok iyi kontrol ederim ama şu an kontrolü kaybettim. Hala savaş var içeride. Her yerde çok anım var. Çok güzel şeyler yaşadım. Kelimelerle anlatamıyorum. 4 sene içinde çok fazla şey yaşadım. Çok sevindik, üzünlü olduk, kızdık ama savaştan vazgeçmedik. Forma için gerekeni yaptık. Taraftarların mutlu ayrılması için mücadele verdik. Kaptan oldum. <laughs> Kesintili konuşmam lazım. Yoksa içerisi patlıyor. Kaptanlık pazumandını taktığımdaki duygularım çok başka. Çocukluğumuzun takımı. Burada bunları yaşamak. Fenerbahçe'yi hiçbir zaman kırgınlığım olmaz olamaz. Taraftarlarımıza herkese teşekkür ederim. Başkanımız, başkanımıza arkamda durduğu her an için teşekkürler. Maçlardan sonra çok telefonla konuştuk. Her zaman arayıp destek oldu. Bizim için hep destek oldu. Taraftarım beni çok sevdiği için ufak tefek şeyler oldu. O da beklentiden fazla, sevgiden. Yani her zaman yükseğe çıkmaya devam edeceğim. Dalgalanmalar olacak ama dik duracağım. Sonu güzel olsun. Kalbim ve aklım hep Fenerbahçe'de olacak. İnşallah kupa ellerimizde kalkar. En çok ihtiyacımız olan şey bu. Büyük Fenerbahçe taraftarına ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin başarısı sadece kupayla ölçülmez. Bunu herkes biliyor. <laughs> Anlık sinirle her şey olabilir. Burada herkes çok çalışıyor. Kimsenin kötü niyeti yok. İnancımız bir. İnşallah güzel olacak. Ama hep birlikte kalalım diyor arkadaşlar. Yolun, bahtın, kaderin açık olsun Altay Bayındır. Unutma Manchester United'daki gururumuz sensin. Manchester United'ı özellikle Şampiyonlar Ligi'nde her maç destekleyeceğiz. Ligde de her maç destekçiyiz ama Şampiyonlar Ligi'nde inşallah e, buralara gelirseniz vurduğunuz gol olsun, yediğiniz offside olsun. 5-6 tane atın inşallah. İkişer, iki maçta da en az 5'er 6'şer tane atın inşallah. Ligde de inşallah şampiyon olursunuz. Yalınız, bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.